Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılığımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Uyghur perzentlerinin nalisi yüreklerini ezdi. 7 noyabr ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan 2 uyg'ur qizining Xitoy jazo lageridagi dadasi uchun bergan guvohligi yuraklarni ezdi va qisqa vaqt ichida turkcha xatlik qilinib uchur vositalarida keng tarqaldi va g'ulg'ul qo'zg'adi. Sinliq ko'rinishda ochisining ikkalan guvohlik bergan bo'lib, har ikki qizning dadasi haqida qilgan so'zlari Xitoyning gunohsiz dadasini jazo lagerlariga solab yo'q qilib atganligini özlerinin onu qattiq sig'inganligini bildirib yig'lashlari nurg'un kishilarni qattiq ta'sirlandirdi va uchur vositalarida nurg'un inkaslar yozilib Xitoyga la'nat o'qildi. Biz dadamni bir tashiyam bunaqa yo'q. Dadamnichi kim kim o'yindi? Dadamla çıkılaydı mı? Şunlukla bugün 12 yaşlı Subat mı ailesi hakkında güvahlık verip, öz vaxtıda Türkiye İçki İşler Ministeri Süleyman Soylu'nun özlüğü bergen vadisini esletti ve onundan o sözde de turgan turmağallıkını sordu. Bu teyzem, ismi Kalbinur ve 50 yaşında. O da Urumcu'da yaşıyor. Nerede, nasıl bilemiyoruz. Onu bir de 3 çocuğunu kocasına kampa götürmüşlerdi. Ölü mü, dir mi hiçbir haber bulamıyoruz teyzemden de. Ve son olarak Süleyman Soy, İçişler Bakanlığı. Siz bana sarılarak o gün demiştiniz ki sizin her şeyiniz çözülecek. Siz özgür yaşayacaksınız demiştiniz. Umarım bunu becerirsiniz. Çünkü şu an çok ihtiyacımız var o özgürlüğe. Bu münasebet bilen dünyanın her kaysi caylardaki kan uygur qeyrindaşırımızını etrafıdaki manumuşundak ata anesi ya ki uruk tukkalları türmedi bolgan ya ki pütüllay alakısı üzülgenlikten onlarının ehvalini bilenmegen barlıq yaş ösmürlerimizi seferberlik keltürüp onlarının sebi tilleri bilen Xitayının eylip berivatkan tacavuzçılık cinayetini dünyaya paş kılış arkalık dünyada Xitayga bulgan karşılık hareketlerini küçü yetişki çakırımız. Qadirli qeyrindaşlarımızdan bu hareketinin ijobi ta'siriga sal qarimaslikini umid qilamiz. Shunaqla Uyg'ur tilida qilingan har qanday bu tipdagi guvohlik videolarini dunyoning har qaysi tillariga tarjima qila oladigan qeyrindaşlarımızdan qo'lidan kelishcha harakatga o'tishini umid qilamiz. Sharq Turkiston ulamolar birligi Arab televiziyasida Xitoy zulmini anglatdi. Türkiye'de faaliyet kılıbatkan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği Xitay tecavüzçilerinin vatanımızı elip berivatkan katlı bastır siyaseti ve ceza lagırları meselesini her kaysi İslam teşkilatları, İslami cemiyetler ve ahbarat vasıtırda kün tertifke elip geliş üçün ciddi hareket kılmakta. Ve bu arkalık İslam dünyası da Xitay'nın hakiki abdi beşirisini içip taşlaş üçün faal hareket kılmakta. 5. dekabr günü Türkiye'den Arap dünyasına tarqıtıldığan 9. kanalının mehmini bolgan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası Ustaz Mahmutcan Damullam, Xitayning vatanimizda elip berivatgan qallıq siyasetini işgal qilinğandan buyanqı bosqichlar ve bugünkü kündeki chidug'usiz derecedeki yok qilish siyasetinin jarayonini ve Şarkı Türkistan xalqining bununga qarshi qandaq harakatlarni elip barganligi qatorliq temalarda tafsili tushuncha berib o'tdi. O ilgirimi xalqaralıq yığınlarda ve Al-Jazeera qatarlı televiziyalarda Şarkı Türkistan meselesini canlıq kündeltipki elif törmenidir. İzâ kanu mutemessikine bi dinihim ve teqalidihim mümkün yuqtel av ayy şey. Velakin izâ taraku dinahum ve asbahu mislahum şu'iyyin ve la yeltezimuna bil din ve la bil teqalid ve la bil a'raf. İnde zâlik hum yastari'h. Malayziyada Xitoyga qarshi g'oyat zo'r namoyish elib berildi. 8 dekabr Malayziyaning poytaxti Kuala Lumpur shahrida Xitoyga qarshi zo'r ko'lamli namoyish elib berildi. Xitoyning kengaymachilik siyosatini borgan har qanday joyda osta-osta yerlikning ustiga chiqib, tuydirmasdan ularni kuchsiz, osonlik holiga tushirib qo'yish orqali yo'q qilish, ishg'ol qilish qatorliq qabih niyatini har qaysi davlatlar osta-osta his qilib yetmoqda.
Bugün 1 milyondan artıq Malaysiya xalqı Malaysiyanın hər qaysı tərəflərindən Kuala Lumpur'un ötürsüzdeki en çok meydan Merdeka meydanına yığılıp, hükümetinin Birleşken Milletler Teşkilatı irqi ayrımcılığı karıştırış ahdinamesine imza koymağanlığını tebrikleyip, hükümetini kollaydığanlığını bildirip namayış edip vardı. Malezya nüfusunun 60% köp milletin teşkil tapkan bulup, bunların içinde Xitay bilen Hindilerinin nüfusu en köp. İktisadi cihetten Xitayların kontrollüğü intayın iğir bulup, Əsli dövlət igiləri bolğan Malayo millətinin hüququnu qoğdaş, Xitaylarının nüfuzunu tizgirləş üçün kən köləmdə namayış elib verildi. Namayışçılar tinişliq bilən bugün ətdiyəndin buyan başlığa namayışda, xəliq hükümetinin bu qitimki icraatını qollaydıqallıqını, Malaysiyada musulman Malayo millətinin və İslamının nüfuzunu qoğdaşının intayın mühim işgərləkini bildirişməkdə. Məlum bolğunidək, Xitayının kinayimçilik siyasi Şərqi-Cənubi Asiya dövlətlərdə künsiri özünü körsüvatqan bolub, Malezya mı Xitay'nın hatırını tunup yetkerliği üçün, yıkındı mıyan bu kenaymiçilik siyasetine Xitay'nın numus kılmasının Malezya'da devlet içi de devlet kuruşku okşap kalıdığan derecedeki hareketlerine çek koymakta. Xitay yeni kanununda Çigra sırtıdaki puhralardan Xitay'ı istihbarat hemkarlığı talep kılışını makul dedi. Erkin Asya Toru'nun Xitaycı bölümü elan kılığan haberde bildirilişe, Huawei şirketinin muavin direktörü Meng Wanzhou Kanada'da koluğa elinğen deyken, kanun sahasıdaki erbablarının bayqışça, bu yıl tüzütüp bekitilgen Xitay istihbarat kanununda, Çigra sırtıdaki puhra ve teşkilatlardan Xitay istihbarat organı bilen istihbaratı hemkarlık elip berişin talep kılış hukukunun bar işkenliki ve devletinin bunu qoğdaş mecburiyeti tilgi elinğallıqı bildirildi. Münazir kılınışca Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin Kanada ve Amerika hükümetine Meng Wanzhou'nu koyup berişi üçün körsetken kattık isyanı kişini Meng Wanzhou'nun alahidi salahiyetinin bar ikkerliği doğrusu da gümanğı saldıken. Çünkü Xitay'nın yeni istihbarat kanununda kişinin bihaterliki devletinin istihbaratı yardım kılgallığı üçün xavupki uçurusa devletinin kereklik vasitlerini kollunup onu kovdışı kereklikki sözlengen. Xitay 2017-6 27 günü ötküzülgen korultayda Xitay istihbarat kanununu özgertiş kirgizgen bolup, bu kanun bu yıl 4. aydın başlap icra kılınışkı başlagan. Mezkur kanunun 10. maddesinde Çigra sırtıdaki Xitay puhralarının Xitay istihbaratı üçün hemkarlıkta bolalaydıqallıqı ve onların bu hizmetide barlıq münasifetlik organlarının hemkarlıkta buluşu gerektiği tekitlengen. Şundaqla bu kanunun 23. maddesi de Xitay üçün işlep bergerlerinin ailesi ve uruq tukkalları ziyanğa uçursa, onu Xitay'nın qoğdaş mecburiyeti barlığı bildirilgen. Bununla asasen Meng Wanzhou'nun başka bir salahiyeti barlığı şübhisi küçeymekte. Beijing'deki bir Xitay advokat bu axta toxtulup, Xitay kanununun Xitay'a işlegallerine Çigra içide qoğdaş hukuku bolsumu, Çigra sırtı da küçü yoxluğunu bildirgen. Şundaqla bu kanunun külkülük ikerlikini, çünkü her kandaq devlet öz kanununu öz devleti içinde yürgüzdüğallıqını, ama başka devletlerde onu icra kılımen deyişinin kanunu xilaplıqını bildirdi. Advokat Can Hay'nın deyişçe, hazırgıçı Meng Wanzhou'nun devlet sırtıda kanunu xilaplıq kılgallıqı hakkında eniq malumat yoxluğunu, Amerika'dan bu axta təfsili malumat berişin tələb kılgallıqını bildirdi. Beijing'deki danlıq advokat Mo Xiaoping'ın bildirişçe, yol koyulgan bu kanun Xitay puhralarının özleri turuşluq her qaysi devletlerinin kanununu xilaplıq kılmağan asasda hareket elip berişi gerektiği. Eğer şu devlette birer meselege uçurursa, Xitay'nın onunla arılış almaydıqallıqını etdi. Bildirilişçe, Xitay'nın bu kanunu Çigra sırtıdaki Xitay puhralarını mu qiyinçilik ve xatır içeri koyduğan bulup, istihbarat toplaş xalqının mecburiyeti emez. Belki bir devletinin malum organının kılıdığan işi işkerliki tilgi elinmaqda. Xitay xalqaranın lagırlarını tekşürüşüge qarata saxtı sähne hazırlaşqa başıldı. Erkin Asiya Radiosu'nun haberde bildirilmişçe, Aksu'nun Avat Naisi'deki 3 atalmış terbiye merkezinin birinin tamlarındaki tikenlik simnin ve yataklardaki kameralarının elivitilgenliki ve bu arkalık yıkındı kilidigan bir tekşürüş ömekiki karata körünüş peyda kılıvatkallıkını paşkılgan. Muhbirinin bu axtiki eniklaştırı devamıda Gulcida kadırlarının öymü öykirip ahalilerge vaziyet hakkıdı gep ögütü vatkallıkı, ilgiri Xitay bayrağı esilgan bir kısım oğrullarga dutar qatarlıq çalgu əsvablarının modüllerinin esilgallıkı. Qashqarda saxçılarının ahalilerini ziyaret kılıp tekşürgüçler kelgende hata gep kılıp kalmaslıq hakkıda agahlandırı vatkallıkı aşkarlandı. Radyoğa gelgen bu mektupta Aksu Avat'ta 1. 2. ve 3. terbiyeleş merkezi namıda 3 orunda lagır barlıqı.
dairelerinin bunlarının ikincisindeki 5700 tutkundan 2700'ni yakında birinci ve üçüncü terbiyeleş merkezine yetki geldiği bayan kılınan. Mektupta yine deyilişçe bu merkez malum bir tekşiş grupısına karata mahsus tayarlanıp atkan olup, daireler işçi hizmetçi ve ahalilerini eğer birileri avattı kancı lagır bar deyip sorap kalsa, birli lagır bar deyip cevap verişke buyurgan. Mektupta yine eskertilişçe ikinci terbiyeleş merkezinin tamlarındaki tikellik simler eli bitilgen. Atılmış okuguçlar yatkının şik ve derizlerine kaplanan tümür tahtaları mı eli bitilgen. İYİ Partiya Şarkı Türkistan hakkında bayanat ilan kıldı. 7 dekabr İYİ Partiya'nın Kahramanmaraş şöbe reisi Ahmet Çabukel Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti hakkında halkaranın dikkatin tartış üçün bayanat ilan kıldı. Bayanata Şarkı Türkistan halkı 1949 yılı Xitay tarafından besivelinğen 70 yıldan beri Uygur Türklerinin her hıl vasıtları bilen bastırılgalıqı atılmış koşmak tukkan namı bilen erleri lagırgı kamalgan Uygurlarının ailesine Xitaylarının uğrullaştırılıp atkallıqı. Xitayını bu cinayetin tosup kılış kereklikini lagırlarda netçi milyon Uygur Türklerinin sebepsiz tutkun kılınış ehvalini herkizmi kubul kılgılı bulmaydı kallıqını. Türkiye'de hakimiyet yürgüzüp atkallar mezlumunun yendi işkerliliğini carısı elip Xitayının Uygurlarına kılıp atkan bastırışlarını körmeski selip atkallıqını. Uygur Türkleri hakkında Taşkı İşler Ministerliği'ni bergen taleplerinin cevaplarını hazırgıcı kütüp atkallıqı İYİ Partiya'nın Türk dünyasının avazı bulundukallıqı katarlıklarını oturgu koydu. Erkeklere hapse atılan Türk ailelerinin evlerine maalesef bunu hiç duymadınız. Soykırım tarihinde böyle bir şey yok. Evlerine birer tane erkek vatandaş yerleştirmek suretiyle ne diyorlar biliyor musunuz? Çinlilerle Türkmenleri bir araya getirip aile işte kendi şirin bir isimle kardeş aile politikası uyguluyoruz diyorlar. Ve bunu bütün dünyaya böyle tanıtıyorlar. Türk dünyası üzerine oynanan bu oyunun farkındayız. Ahırda Uygur kız İhbarhan Uygur söz kılıp Uygurlar hür ve azat olmasa Türk dünyası hür ve azat bulalmaydı diğerlerini bildirdi. Doğu Türkistan hür ve bağımsız değilse Türk dünyası hür ve bağımsız değildir. Eğer Türk dünyası hür ve bağımsız değilse İslam dünyası hür ve bağımsız değildir. Bu böyle biline. Şehit Abdülkerim Abdüveli'nin gayibanı cinazı namazı okşamağan yerlerde okuldu. Şehit Abdülkerim Abdüveli'nin gayibanı cinazı namazı Saudi Arabistan'ın Medine, Türkiye'nin İstanbul, Kastamonu, Kayseri Katarlık şehirlerde okuldu. Merhum ustaz üçün tünü gün İstanbul'da gayibanı cinazı namazı okulgandı sırt, ustazının gayibanı namazı Türkiye'nin Kahramanmaraş Ulu Camisi de okulup, namazdinkin ustazının şehadetini kabul kılışını Allah'tan tilep dua kılış bilen birge, Xitayning Sharqi Turkiston xalqi ustidan elib beriyotgan siyosiy bastirish, qirg'in qilish qilmishining to'xtatilishi, musulmonlarning ozodligi, Xitoy kommunistlarining halokati uchun duolar qilindi. Shundoqli yana Saudi Arabistonning Madinada yashayotgan turk qarindoshlari va Sharqi Turkiston muhojirlari bo'lib necha yuz kishi 5-dekabr peshin namozidan keyin ustozning g'aybani jinoz namozini o'qidi. O'xshash kunda yana Sharqi Turkiston kultur va madaniyat jamiyatining tashkillashi bilan Turkiyaning Qaysari shahrida ustoz uchun g'aybani jinoz namozi o'qildi. Namozdan keyin Sharqi Turkiston xalqiga atab duolar qilindi. 8-dekabr Turkiyaning Qahramanmaraş shahri Hazreti Yunus jamiyatida Sharqi Turkiston xalqiga atab duo qilindi. Duo Bamdad namozidan keyin qilingan bo'lib, jami imomining yetakchiligida ustoz Abdulkarim Abdulvali shahodatining qabul bo'lishi Sharq Turkiston xalqining Xitoyning qirg'in qilishidan tezroq qutulishi, Xitoy tajovuzchilarining halokati uchun Allohdan tilab duolar qilindi. Xitoy Sharq Turkistonni uchuvchisiz aeroplan bilan charlashga boshladi. 6-dekabr Osiyo vaqtiga ko'ra xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkiston bilan Tibetni maxsus charlash olib boradigan uchuvchisiz aeroplan o'rinlashtirgan. Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkiston bilan Tibetga o'rinlashtirgan GJ-2 tipli uchuvchisiz razvedka aeroplani dengiz yuzidan 9 km egizlikda soatiga 370 km tezlikda uchib, charlash olib bora oladi ekan. Aeroplan qanoti ostida 6 o'q qochilash ambari bor bo'lib, ichiga nurg'un o'q to'ri qochilig'ili bo'ladi ekan. Mazkur aeroplanga yana havodan yerga qo'yib berilgan 12 dona boshqariladigan bomba o'rnatilgan bo'ladi ekan. Sharqi Turkiston masalasining xalqaroylashishi xalqaro jamiyatning Uyg'urlar haqida Xitoyga besim ishiltishiga agishib, Xitoyning qo'rqinchisi oshmoqda.
Şu sebeplerden Xitay mezkur uçuksuz aeroplanını Şarkı Türkistan'daki Xitay bihaterlik tarmakları yeryüzünden çarlap mağalmaydıgan cumulama çokısı, karı kurum tağ tüzmesi, tanrı tağları katarlık mürekkep tağ idirlerini çarlaş üçün işildişki başlıgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.